It is difficult to be judged, that to be reviewed. As a teenager, I remember one casting director who later became a producer. I was in the middle of doing a reading for her, and she stopped me and she said, "Listen, you are not pretty enough to be an actress. You have to find something else that you want to do." Burada, bu otakta ilk çektiğim video bugünkü kim yadımdadı. Bugün ise bu otakta sonuncu videomu çekeceğim. Bu zaman dilimi ne kadar tez geçti hiç anlamadım. Neyse, çok dramatikleştirme istemiyorum. Ama bugün artık burada okuduğum üniversite şehri terk edeceğim. Tabii ki de sadece 2 aylık terk edeceğim. Bana göre çok bir dramatik danışma amacı gerek yoktu. Ama bu yaşadığım otak çok güman değişecek. Ben böyle yaşadığım yerlere, evlere falan çok mana yükleyen bir insanım. Çünkü en pis günlerinde, en yakışı günlerinde, ne bileyim ağlamalarında, gülmeyinde bu otakta olur. Ve bu otak senin başkalarının görmediği yanlarını görmüş olur. Neyse. Ben artık yavaş yavaş durup çıkmaya başlayayım. Sonunda kiraladığım yere gelip çattım. O kadar yorgunum ki saat 3'e işlemiş falan. Buranı zorla taptım. Yani eğer çöle çıkmasaydı, bir kimse çöle çıkmasaydı herhalde tapabilmezdim. Çatın bir yerdeydi. Ben temelli dünen gece buraya geldim ve dünen geceden bu yana sıfır internet. Hiçbir internetim yoktur. Hiç kimle alakalı saklayabilmirim. Restoran aktarım, bir yere aktarım. Wi-Fi ile girim ki evdekilerle alakalı saklayabileyim. Gideceğim yerlere bakabilirim haritada. Yani hiçbirine bakabilmirim DG. Ki burada 4-5 saat arasında gezeceğim. Yani hara gittiğim, önce gittiğim hiçbir şey bilmiyorum. Sadece böyle öz başıma, başım hara gelir, ayaklarım da ora. Bir tek problem Wi-Fi'mın, internetimin olmamasıydı. O da olsaydı çok daha güzel olardı ama neyse. Ben seher yemeğimi yedim, özüme geldim. Şimdi artık gezebilirim. Şehirde her yerde tikinti var. Yani sanki şehri tamamıyla baştan tikirler.
Nerede gitsen tikinti var, köhne evler çoktu böyle. Bir şeyin farkına vardım. Şehirde gezerken internetin olmaması çok güzel bir şeymiş. Çünkü telefonu eline almırsan anca böyle bilmediğin, tanımadığın yerlere sadece gezirsen. Bence çok güzel bir histi bu. Bundan sonra hara gelirsem gedim, interneti söndüreceğim. Ya da ki internet hiçbir şey olmayacak. Bence o şekilde şehri keşfetmek daha yakışı olur. Bayağı dediğim yere geldim, çattım. Arkada görürsünüz. Bura. Yani iki nefer İsrailli vardı. Onlara dedim ki şeklimi çeksinler. Hiç çekilebilmediler. Size çektiği şekil göstereceğim. 2-3 tane şekil çektim dedi. Ama yani şekil demeye olmaz ona. Şekillerden birincisi bu. Anca ayağım falan düşüp. İkincisi de bu. Yani bunda paylaşılacak bir şekil olduğunu düşünmüyorum. Neyse olsun. Hala burada yatır. Bu arada şeydi. Burada ben değiline göre daha çok Ermeni olduğum için özümün Azerbaycanlı olduğu devrem ilk önce. Çünkü ne bileyim bilirsiniz de yani Azerbaycanlılara ne yerler, pis raftar yerler falan. Hususun muharebe devrinden sonra biraz daha tehlikeli. Ona göre bir başı demir ve Macaristan'da olduğum diyelim bu arada. İkinci vatanım. Ah, ben kalacağım hostele geldim, çattım. Uzanmışım, biraz uzanacağım. Halbuki bir 15 dakikadan çıkmalıyım. Test vermek için geleceğim. Testimi verdikten sonra yemek yiyeceğim. Daha sonra da şehri gezeceğim sadece. Geçen yemeğimi yedim, indi çıktım ve biraz şehri dolaşıp sonra da eve gideceğim. Bugün bu arada Survivor'un finali var. Survivor'a bakanlar için maraklı olur yakin ki. İsmail ve Poyraz finale kaldı. Hiçbir benim favorim değil, benim favorim Aleyna'ydı. Neyse, indi ben kaldığım yere yavaş yavaş gitmeye çalıştım ama biraz buraları gezmek istiyorum. Ben bir şehirde bu kadar it görmemişim, hususunda küçük itleri. Bu Allah'tan bağlıdır. Bu it açık olsaydı ben onun 100 metrine bile yakınlaşabilmezdim. İtlerden korkuram. Ama çok severim. Yani çok it var. İnanılmaz çok it var. Ve yani hara geçsem it var. Yani bu üstüme havlaması yakışırdı. Allah'ım lütfen. Tbilisi küçelerinde en çok olan iki şey, bir küçe müzikçileri, iki küçe itleri. Yani her yerde var. Pişikler, indi pişikli kabağı başlar. Pişikler var ama en çok itler var. Ve hamısı da bakış için olumlu bulmuş. Thank you.
Yes. Okay, that's why it's Tbilisi. So Tbili means warm. Warm? Tbili, yes. Ah. That's why it's called Tbilisi, so it's